Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle portakallı pelte tarifi paylaşacağım. Çok kolay, çok pratik, az malzemeli, nefis bir tatlı tarifi. Özellikle portakallı tarifler, portakallı tatlı tarifleri seviyorsanız denemenizi tavsiye ederim. Tencereye 3 su bardağı portakal suyu ve 1 su bardağı normal suyu ekliyorum. Toplamda 4 su bardağı sıvı kullanmış oluyorum. İsterseniz bu 4 su bardağın hepsini portakal suyu olarak kullanabilirsiniz. Ben 1 su bardağı normal su ekledim. Üzerine yarım su bardağından bir parmak fazla toz şeker ekliyorum. Şeker miktarını da damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Burada portakal suyunu kaynatmıyoruz. Hafif ılımasını sağlıyoruz. Yarım su bardağından bir parmak eksik mısır nişastasını kaseye koyuyorum. Üzerine hafif ılıtmış olduğum portakal suyundan ekliyorum pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Hazırladığımız nişastalı karışımı portakal suyun üzerine aktarıyorum. Göz göz olup kaynayana kadar pişiriyorum. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Özellikle yapmış olduğunuz yorumlar, beğeniler, paylaşımlar videomun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Bana destek olmak için yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunabilirsiniz. Beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir. Bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Pelteyi dilediğiniz gibi porsiyonlayabilirsiniz. Ben bu şekilde kuplara koyuyorum. Bu porsiyonlarla 4 kup pelte elde ediyorum. Tatlıyı porsiyonladıktan sonra en az 3-4 saat mümkünse bir gece buzdolabında dinlendirelim. Portakallı peltemiz servise hazır. Üzerine rendelediğim portakal kabuklarını ve hindistan cevizi serpiyorum. Ve bu şekilde servis ediyorum. Özellikle portakallı tatlı tarifleri seviyorsanız denemenizi tavsiye ederim. Çok hafif, çok lezzetli, aromatik bir tatlı tarifi oluyor. İçinizi ferahlatacak bu nefis portakal pertesi tarifini mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.